Merhaba, 19 Kasım Pazartesi sabahından hepinize günaydın. Hadi bakalım başlasın Haber Sörfü. Haber Sörfü'nün 100. abonesi kutlandı. Haber Sörfü'nün kurucusu ve CEO'su Mertkan Yılmazer, bir ay önce kurulan kanalımız YouTube'da sponsorsuz, reklamsız, sadece izleyicilerin desteğiyle başardı. Nice binlere, on binlere, yüz binlere, biz olmazsak siz ne yaparsınız, mahvolursunuz, bu ülke biter dedi. Abartmış arkadaş. Bu sayede youtube.com/habersurfu URL'sini almaya hak kazandık. Abone olanlara sonsuz teşekkürler. İyi ki varsınız. Yolunuz ve yolumuz açık olsun arkadaşlar. Birilerine destek verirken dikkat edin. Böyle destek verdiğiniz mi sapıtabiliyorlar. O yüzden desteği de böyle ayarlı vermek lazım. 15 yaşındaki Can Öncü MotoGP 3'te tarih yazdı. 15 yaşındaki Türk motosiklet yarışçısı Can Öncü ilk kez çıktığı MotoGP 3 yarışını birincilikle bitirdi. Can Öncü 15 yıl 115 günlük yaşıyla Moto3 Grand Prix tarihinin yarış kazanan en genç ismi olmayı da başardı. 43 dakika 6 saniye ile yarışı birinci tamamlayan Can'ın ardından İspanyol Jorge Martin, ikinci İngiliz John McPhee üçüncü oldu. Amerika'da ebeveynlerine ya da yetişkin çocuklarına bakan aile sayısı artıyor. 2014 yılında yapılan bir araştırmaya göre 60'lı yaşlarındaki Amerikalıların %52'si, ki bu 17.4 milyon kişi yapıyor, ya ebeveynlerine ya da yetişkin çocuklarına bakmak durumundalar. Onlara finansal destek sağlıyorlarmış. Bu 2005 yılında %45'miş oran, şu anda %52'ye yükselmiş. 1 milyon 200 bin kişi ise hem ebeveynlerine hem de yetişkin çocuklarına bakmakla sorumlu durumdalarmış. Bu birçok 60'larında emekli olmayı hayal eden Amerikan vatandaşları için gerçekten büyük sıkıntı. Hatta orada izlediğim haberde bir röportaj yapıyorlar kadınla. Hani ben 60'lı yaşlarıma geldiğim zaman bir hayalim vardı. Emekli olup işte küçük bir kendime otel açacaktım ve orada hayatımı geçirmek istiyordum. Fakat şu anda 84 yaşındaki annesi ve 34 yaşındaki kızıyla beraber yaşamak durumunda olduğunu ve bundan dolayı çok üzgün olduğunu söylüyordu röportajda. Bizde de mesela Türkiye'de insanlar çocuklarını bırakmıyorlar. Çocuklar bırakın gidelim diyorlar. Bizimkiler bırakmıyorlar. Ama ya bir yandan da aman bırakmasınlar. Anneannem hala bana aramızda kalsın. Harçlık yollar. Eksik olmasın. İyi ki varlar. 300 yıllık ya bilmiyorum hani ne diyeyim, bu başlık da bir değişik bir başlık aslında. Şimdi bunu söylediğim zaman Hristiyan arkadaşlarım alınmasın lütfen. Şöyle bir haber var. 300 yıllık İsa heykelinin poposunda gizli not bulundu. Yani bu haberin başlığı da bir ilginç. Ne bileyim, kalçasında falan dersin. Böyle poposunda. Neyse, ben habere yine döneyim. İspanya'da yer alan ve 18. yüzyılda tarihlenen İsa heykelini restorasyon sırasında heykelin poposuna gizlenmiş bir not bulundu. Kaligrafi ile özenle yazılmış olan 1777 yılına tarihlenen not, bir rahip tarafından İsa heykelinin popo kısmına saklanmıştı. Ya tam anladık abi, 10 kere de popo diyorsun yani. Bu da notun bir zaman kapsülü gibi korunmasını sağladı. Not, popüler eğlence, ekonomik durum, siyasi ve dini konular, ünlü insanlar ve diğer konularda döneme dair temel bilgileri içeriyor. Heykeli yapan heykeltıraşın adının yanı sıra tarımsal konulardan toplum meselelerine kadar uzanan yerel bilgi hakkındaki verilerle birlikte belgede yaygın hastalıklar, popüler çocuk oyunları ve zamanın popüler boğa güreşçilerinin isimleri de yer alıyor. Harbi ilginçmiş yani, ne diyeyim. Diyecek kelime bulamadım. Ama şu popo olayını abartmasaydık, ne bileyim işte İsa heykelinin içine saklanmış falan deyin yani. Bakandan otizmli çocuğumu okuldan alacağım diyen erkene cevap geldi. Otizmli çocuğunun yaşadığı sorunlar nedeniyle okuldan alıp evde eğiteceğini söyleyen Sedef Erken'e Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk Twitter'dan cevap verdi. Sevgili Ozan Barış'ın ve özel evlatlarımızın okul ve eğitim hayatı bizler için çok değerli. Sedef Erken ve o gün Sanusu'yu da mentionlayarak, onları da etiketleyerek bahsettiğiniz sorunları hep birlikte aşacağız. En yakın zamanda bir araya gelelim, konuşalım. Ozan'a selamlar diye bir tweet atmış Ziya Selçuk. Bu arada Cem Yılmaz da destek verdi. Ben de elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım diye Twitter'dan. Dileriz bu otizmli arkadaşlarımızın gerçekten sorunlarına çözüm bulunur. Gerçekten kanayan yara, çünkü Sedef Erken'in söylediği kadarıyla bu sadece Ozan'la bitmiyor. Daha nereden baksanız 500 bine yakın otizmli arkadaşımız var. Onları da topluma kazandırmak için elimizden geleni yapmakla sorumluyuz. Avukat Sedef Erken 7 yıldır oğlu Ozan Sanlısoy'un örgün eğitimde kaynaştığı öğrencisi olarak eğitim görmesi için mücadele veriyor. Müzisyen o gün Sanlısoy ve Sedef Erken çifti en sonunda çocuklarını eğitim sisteminin dışına çıkarma kararı almışlardı. Sedef Erken konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne kadar taşımış, fakat 2016 yılında başvurusu reddedilmişti. Kısaca ben bu otizm hakkında size biraz bilgi vermek istiyorum. Yanlış anlamayın, size vermek bir yana, ben kendim de bilgilenmek istiyorum. Hepimizin çünkü çok bildiğimiz, zannettiğimiz şeyler var ama aslında o kadar da bilgili olmadığımız gerçeğiyle de karşılaşmamız gerekiyor. Otizm nedir? Bu tohum, Otizm Vakfı'nın
açıklamaları bunlar. Otizm doğuştan gelen ve genellikle yaşamanın ilk 3 yılında fark edilen karmaşık bir nöro gelişimsel bozukluk. Otizmin belirtileri neler? Otizmin başlıca belirtileri arasında başkalarıyla göz teması kuramamak, ismi söylendiğinde bakmamak, konuşmada gerilik, parmağıyla istediği şeyi gösterememek, akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermemek, sallanmak, çırpınmak, parmak ucunda yürümek, dönen nesnelere karşı aşırı ilgi ve takıntılı davranışlar sayılabiliyormuş. Her 68 çocuktan biri otizm riskiyle büyüyor. Erken tanı ve eğitim gerçekten çok önemli. Bu kardeşlerimizi toplumun içinde tutmamız, dışlamamız gerekiyor. Sedef Erken'e göstermiş olduğu üstün mücadelenin nedeniyle buradan sevgilerimi ve saygılarımı iletiyorum. İnşallah Ozan'cığım yolun açık olsun senin de. İlkokullarda kadın öğretmenlerin oranı diye bir araştırma var. Ya bu arada ben bu şimdi izlerken videoları şeyi fark ettim. Ben bu K'ler de bayağı böyle bir falan diyorum. Ya kendimi dinlerken kendime dayanamadım geçen gün. Bir Fransızlık, Araplık falan da yok. Neden bilmiyorum. Bizim hangi yöreden, İstanbul'da doğdum ama böyle falan yapıyorum. O yüzden affola arkadaşlar. Zamanla düzelteceğim. İlkokullarda kadın öğretmenlerin oranı. Twitter'da güzel bir hesap var. Data ve Stats diye. Bu gibi böyle istatistiki bilgiler paylaşıyorlar sürekli. Burada da OECD'nin 2016 tarihli bir araştırmasına yer vermiş. Dünyadaki ilkokullarda öğretmen olarak çalışan kadınların oranını burada vermişler. Rusya'da %99 kadınmış arkadaşlar. İtalya'da %96. Amerika Birleşik Devletleri'nde %87 oranında kadın öğretmen varmış ilk öğretimde. Diğer taraftan son 3'e geleyim ben. Türkiye %59, Suudi Arabistan %53, Hindistan %51. Saray bu kez 2 yıllık sürücülü araç kiralıyor. Araç ve personel sayısının büyüklüğüyle dikkat çeken Cumhurbaşkanlığı kısa süre içinde bir bölümü sürücülü olmak üzere 3. kez araç kiralama ihalesi açmış. Araç alımı ve kiralamada tüm kamu kurumlarında uygulanacağı açıklanan tasarruf tedbirlerinin dışında bırakılan Cumhurbaşkanlığına bağlı strateji ve bütçe başkanlığı 6'sı yabancı menşeli olmak üzere toplam 25 binek araç kiralayacakmış. Elektronik kamu alımları platformu ECAP üzerinden açılan ihaleye göre gelecek yıl araç envanteri servis araçlarıyla birlikte 350'ye çıkacakmış. Tebrik ediyoruz efendim. Bruno Mars Hawaii'de 24 bin kişiye, bak yine Hawaii derken Hawaii böyle bir içten söylüyorum belki, o yüzden hani çok içli bir insanım. Çok severek yapıyorum işimi, o yüzden içten söyleyince böyle. Bruno Mars Hawaii'de 24 bin kişiye yemek verecek diye bir haber var. Bunu CNN'de yakaladım. Türk kaynaklarda çok fazla dikkate değer bulunmamış herhalde. Çevirisini yakalayamadım. Bu 24 Karat Magic albümüyle büyük başarı yakalayan Bruno Mars bu albümle Ocak ayında da Grammy kazandı. Turne kapsamında geçen hafta 8 Kasım'da Hawaii'de bir konser vermiş sanatçı. Bu arada Bruno Mars Hawaii'liymiş. Onu da böylece öğrenmiş oldum. Yılbaşı nedeniyle, bu Thanksgiving diyorlar onlar, 24 bin ihtiyacı olan kişiye yemek verecekmiş. Yılbaşı yemeği. Bu arada inanılmaz bir kaza haberi gördüm bu sabah. Macau'daki F3 Dünya Kupası yarışında büyük kaza. Çin'in Macau Özel İdari Bölgesi'nde yapılan F3 Dünya Kupası yarışında yüksek hızda kaza yapan 17 yaşındaki kadın pilot Sofia Flörsch'ün omurgasında kırık tespit edildi. Uluslararası Otomobil Federasyonu kaza sonucu Flörsch ve Tsuboi'nin, bir Japon pilota daha çarpıyor aracı, yanı sıra iki fotoğrafçı bir de pist görevlisinin yaralandığını açıkladı. Flörsch ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda destek mesajları için teşekkür ederek durumunun iyi olduğunu, yarın ameliyat edileceğini duyurdu. Gerçi linki koyacağım zaten buradaki açıklamalara. İnanılmaz bir kaza yani. O araç nasıl öyle havalanıyor, füze gibi nasıl platforma dalıyor? Dilerim ölen olmaz yani bu kazada. Femen üyesi kadınlardan İspanya'da faşizm protestosu. Ya bu Femen kadınları harbiden, neyse söylemeyeceğim onu. Helal olsun diyorum. Yani gerçekten birçok erkekten çok daha cesurlar. Bu yaptıkları şeyler gerçekten inanılmaz. Kadın hakları savunucusu aktivist grup Femen üyeleri İspanya'nın başkenti Madrid'de eski diktatör General Francisco Franco'nun ölüm yıldönümü nedeniyle düzenlenen yürüyüşü protesto ettiler. Bu arada geçenlerde Franco'nun mezarına da bir eylem, protesto yapılmıştı. Hatırlarsınız belki. O yürüyüşü izledim. Yürüyüşte baya baya insanlar, baya kalabalık bir grup Nazi işareti yaparak, Nazi selam vererek gösteri yapıyorlardı. Ve o kalabalığın içine Femen üyesi 3 kadının üstsüz olarak kalabalığın arasına dalmasının ardından etrafları yaklaşık 200 kadar Franco destekçisi aşırı sağcı tarafından sarıldı diyor burada haberde. Gerçekten 3 tane yiğit Femen kadını bunların aralarına dalıyorlar. Ama inanın yani o kadınların cesaretini görmeniz lazım. Gösteride kadınları yerlere yatırıyorlar, tekmeliyorlar, dövüyorlar ve ona rağmen kadınlar vazgeç. Buradan Femen'e selam olsun arkadaşlar. Harbiden helal olsun size. Evet, bir haber sörfünün daha sonuna geldik. Yarın sabah yine 8.15'te Periskop'ta canlı yayında görüşmek dileğiyle. YouTube kanalıma abone olmayı, videoları paylaşmayı, yorumlarınız varsa çekinmeden yazmayı ama en önemlisi seviyorsanız söylemeyi unutmayın. İyi ki varsınız. Yolunuz açık olsun.